Herkes hayatında zaman zaman biraz kıskançlık yaşamıştır ve bu doğal bir duygudur. Mesela partnerinizin eski sevgilisini gördüğünüzde biraz kıskançlık hissetmek normal bir tepki olabilir. Ancak birisi partnerinin geçmişi hakkında takıntılı kıskanç düşüncelere sahip olmaya başladığında ve bu onların yaşam kalitesini etkileyerek ilişkiye müdahale etmeye başladığında tipik ve sağlıklı kıskançlık duyguların ötesindedir. Buna retroaktif kıskançlık, yani geriye dönük kıskançlık, obsesif kompulsif bozukluğu denir. Retroaktif kıskançlık, kişinin partnerinin hem romantik hem de cinsel geçmiş ilişkilerine dair karşı konulmaz bir şekilde bunaltıcı ve takıntılı düşünceler ve kıskançlık beslediği bir tür obsesif kompulsif bozukluktur. Bu durum basit bir kıskançlıktan çok daha ileri gider. Geriye dönük kıskançlıkta kıskançlık duygularının şiddeti yüksektir ve herhangi bir ilişkiyi hızla şüphe, güvensizlik ve suçlamalara boğabilir. Bu durumun partnerin gerçekten şüphe uyandıracak bir şey yapıp yapmadığı ile ilgisi yoktur. Obsesif kompulsif bozukluk terimi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çoğu insan ocağın kapalı olup olmadığını tekrar tekrar kontrol etmek, baharatların alfabetik sıraya göre yerleştirildiğinden emin olmak, kapıların kilitli olup olmadığını kontrol etmek veya kirlenme korkusuyla elleri yıkamak gibi daha yaygın obsesif kompulsif bozukluk semptomlarından bazılarına aşinadır. Geriye dönük kıskançlık ile diğer obsesif kompulsif biçimleri arasındaki benzerlik tekrarlayan davranıştır. Geriye dönük kıskançlıkta bu davranış sürekli olarak partnerin geçmişini düşünmek, terk edeceğinden endişe etmek veya önceki partnerle romantik bir ilişkisi olacağına ikna olmak olur. Ellerini yıkamak veya sobayı kontrol etmek yerine bu kıskanç, olumsuz düşünceleri tekrar ederler. Sosyal medya hesaplarını kontrol edebilir, bir partnerin arama geçmişine bakabilir veya işini geçmişten biriyle temas kurarken yakalamak için e-postalarını kontrol edebilirler. Diğer obsesif kompulsif bozukluk türleri gibi geriye dönük kıskançlık da bir döngü içerir. Birisi partnerinin geçmişinden tanıdığı başka bir kadın veya erkek ile ilgili olumlu şeyler söylediğini duyar. Partnerlerinin onları o kişi için terk edeceği ile ilgili amansız ve istenmeyen düşüncelere takıntılı hale gelirler. E-postaları, sesli mesajları ve metin mesajlarını bir şeylerin olabileceğine dair işaretler bulmak için kontrol ederler. Hiçbir şey bulamayınca bir süre rahatlarlar. Fakat bu rahatlama uzun sürmez ve araya giren başka bir kıskanç dürtü ile döngü yeniden başlar. Geriye dönük kıskançlık, obsesif kompulsif bozukluğunun ortak belirtilerini anlamak önemlidir. Dikkat edilmesi gereken hem davranışsal hem de duygusal işaretler vardır. Davranışsal belirtiler. Bir partnerin telefonunu veya bilgisayarını kanıt bulmak için sık sık kontrol etmek. Eski bir sevgiliyle bağlantı kurmadıklarından emin olmak için uzaktayken tekrar tekrar aramak. Bir partnerden tekrar tekrar onay istemek. Örneğin sık sık "beni hala seviyor musun?" diye sormak ya da cinsel olarak kendini geçmiş ilişkilerle kıyaslamak. Duygusal belirtiler. Bir partneri geçmiş eylemleri için yargılama eğilimi. Partneri kadar çok deneyime sahip olmadığından bir şeyleri kaçırdıkları endişesi. Partnerin geçmişteki eylemlerinin tekrar edeceğine ikna olmak. Partnerin geçmiş eylemleri hakkında sinirlenmek ve ilişkinin geleceği hakkında endişeli olmak. Geriye dönük kıskançlık, özgüven eksikliği gibi görünebilir. Ancak kök nedenler ilişkilerdeki kişisel tarih, bazen önceki travmatik deneyimler ve hatta çoğu zaman acı veren anılarla ilgili olabilir. Ayrıca obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin tipik olarak serotonin ve dopamin seviyeleri düşüktür. Genetik araştırmalar obsesif kompulsif bozukluğunun genetik bir bileşeni olduğunu desteklemektedir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin %20 ila 40 kadarında aynı bozuklukla yaşayan birinci derecede akrabası vardır. Retroaktif kıskançlığın tedavisi olmasa da hastalığın semptomlarının çoğunu hafifletmeye yardımcı olabilecek tedaviler vardır. Bilişsel davranışçı terapi.
İnsanlara obsesif kompulsif bozukluğunda yaygın olan sağlıksız, müdahaleci, olumsuz düşünce ve davranışları nasıl tanımlayacaklarını ve ardından değiştireceklerini öğreten bir terapi türüdür. Maruz kalma ve tepki önleme bir bilişsel davranışsal terapi türüdür ve genellikle tedavi için altın standart olarak kabul edilir. Obsesif kompulsif bozukluk için maruz kalma tedavisi, insanları tipik olarak dahil oldukları kompulsiyonlara teşvik eden tetikleyicilere maruz bırakarak yapılır. Retroaktif kıskançlık obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler, güvenli ve kontrollü bir ortamda yavaş yavaş nasıl tepki vereceklerini kontrol etmeyi öğrenebilirler. Her zaman ilk önerilen tedavi şekli olmasa da, obsesif kompulsif bozukluk ile yaşayan kişiler için ilaç tedavisi son derece etkili olabilir. İlaçlar her zaman terapi ile birlikte kullanılır. Sonuç olarak, retroaktif kıskançlık obsesif kompulsif bozukluğunun ilişki üzerindeki etkisinden muzdarip olunmasına gerek yoktur. Tam bir tedavisi olmasa da gerekli tedavi ile sağlıklı, sevgi dolu bir ilişki geliştirilebilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.